Perde sektörüne 1999 yılında başladım. Uzun bir süre bir perde mağazasında çalıştım. Yaklaşık 2014 yılında kendi mağazamızı açalım. Kardeşimle beraber bu işte daha fazla nasıl ilerleriz şeklinde bir çalışma yaptık. Kendi mağazamızı açtık. 10 yıldan uzun bir süredir de bu mağazada işletiyoruz. Ali Can Bey'le de yaklaşık bir 10 yıldır neredeyse çalışıyoruz. Çok başarılı bir şekilde çalışıyoruz kendisiyle. Yelpaze çok geniş aslında İda'nın. Bu konuda çok başarılılar. Başarılı işler yapmaya çalışıyoruz. Sevgili sektör mensupları, bugün sizlere İzmir Bornova'dan sesleniyoruz. İzmir Bornova'dan hepinize selamlar olsun. Evet, İDA markası ile bildiğiniz İzmir Mekanik Perde Sistemlerinin çok değerli bir müşterisini İDA adına ziyarete geldik. Baran Ekici ile birlikteyiz. Lara Home Perde'nin sahibi. Efendim bugün Baran Bey'e birçok sorumuz var. Baran Bey'i tanıyacağız. Lara Home Perde'yi tanıyacağız. Şöyle sektörden konuşacağız Baran Bey'le ve İDA ile tanışıklığını da sormadan bu şirin, güzel butik mağazadan gitmeyeceğiz elbette ki. İzninizi rica ediyorum efendim. Üzerimizde kalmasın diye hemen Baran Bey'e dönüyoruz ve İDA ailesinden getirdiğimiz selamları sunuyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş İDA ailesinin çok selam ve sevgilerini getirdik. Alican Kapçık Bey'in, Çayan Kapçık Bey'in ve Dilek Kapçık hanımefendinin. Evet, çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz bu arada. Mağazamızı ziyaret ettiniz. Çok hoşumuza gitti. Alican Bey'e de çok teşekkürler böyle bir çalışma yaptığı için. Yani çok sağ olun. Bu konuda da Alican Bey'le zaten birkaç görüşmemiz olmuştu. Sağ olsun bizi çok ilgilendirdi bu konuda. Sizlerin gelmesi bizi ayrıca mutlu etti bu konuda. Yani teşekkürler, sağ olun. İnanın bana biz de çok mutlu olduk. Yeni insanlar tanıyoruz. Yeni insan yeni dünya demektir. Ve sektörümüzün gerçekten ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün daha da anlıyoruz. Sizler gibi insanlar sektörümüzü güzelleştiriyorsunuz. İlla sektör dedim mi benim aklıma kalite, yenilik gibi vesaire. Bunların dışında insan kimlikleri de geliyor. İletişimi güçlü, nezaketli, güler yüzlü, müşterisine gerçekten tevazu ile yaklaşan insanlar geliyor aklıma. İşte onlardan birisiniz. Sizi kutluyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ve klasik soruya gelelim. Buyurun. Hikayeniz nerede? Nasıl? Ne zaman başladı? Baran Bey, şöyle biraz eskilere götürelim mi sizi? Biz dinlemeye tabii hazırız. Tabii. Ben perde sektörüne 1999 yılında başladım. Uzun bir süre bir perde mağazasında çalıştım. Yaklaşık 2014 yılında kendi mağazamızı açalım. Kardeşimle beraber bu işte daha fazla nasıl ilerleriz şeklinde bir çalışma yaptık. Kendi mağazamızı açtık. 10 yıldan uzun bir süredir de bu mağazada işletiyoruz. Ali Can Bey'le de yaklaşık bir 10 yıldır neredeyse çalışıyoruz. Çok başarılı bir şekilde çalışıyoruz kendisiyle. Yani kendi sistemler anlamında bize çok destekledikleri için bizler de elimizden geldiğince hem mağazamızla olsun hem müşteri memnuniyetimiz olsun bu konuda başarılı işler yapmaya çalışıyoruz.
Mağaza açmaya nasıl karar verdiniz? Yani ben artık sektörde yeterliliğimi tamamladım. Hadi bir mağaza açayım mı dediniz? Nasıl gelişti o süreç? Orayı biraz hızlı geçtiniz. Evet, hemen anlatayım. Şimdi o mağaza, çalıştığım mağaza yaklaşık 15 senelik bir süreçti. Belli bir süreyi tamamladığımıza inandık. Artık kendi bir oluşumumuzu yapmamız gerektiğine karar verdik. Çünkü çok uzun süre bir yerde çalıştıktan sonra yenilikçi olamıyorsunuz. Kendinize ait bir yerler açmak size daha çok zevk veriyor. Ve daha başarılı olmanız için bir hedefler koymanıza neden oluyor. O yüzden 2013'ün sonunda karar verdim aslında ben bu olaya. 2014'ün başında da açtık. Çok daha iyi oldu aslında. Hem ilerleyebilmemiz için, çünkü belli bir yerde uzun süre çalışınca sizi geriye gitmeye başlıyorsunuz. Çünkü artık kendi yoluma bakmak istiyorsunuz bu sektörde. Ve başarılı olacağımıza da inandığımız için zaten başladık. İletişim problemlerimiz yok, çalışma sistemimiz çok başarılı. Müşteri memnuniyetimiz yüksek derece olduğuna inanıyorduk. O yüzden biz bu yola 2014 yılının Şubat ayında başladık. O yüzden çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Yani bilmiyorum. Çok iyi yapmışsınız. İnanın bana, tüm kalbi duygularımla söylüyorum, tüm samimiyetimle. Kapıdan içeri girdim, yüzüme gülen bir mağaza, butik bir mağaza. Çok teşekkürler, sağ olun. Öyle anlaşılıyor ki kişiye özel tasarımlar çıkıyor. Kesinlikle. Bu mağazadan. Şöyle baktım mağazaya, pastel renkler. Size de hatta sordum, bir mimar mı burayı dizayn etti? Hayır Emel Hanım, ben yaptım dediniz. Tabii. Gerçekten sizi kutluyorum. Peki, gerçekten burası butik bir mağaza mı? Kişiye özel çalışmalar mı çıkıyor? Doğru mu düşünüyorum? Çok sizi doğru düşünüyorsunuz. Dinliyoruz. Tabii biz kişiye özel tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Mekanizma sistemleri dışında kumaşlarla da ilgili de ışık çalışmalar yapabiliyoruz. Müşterimiz isteği doğrultusunda farklı ürünler de sergileyebiliyoruz aslında. O yüzden kişiye özel tasarımlarımız var, kesinlikle var. Müşterinin ölçülerine göre detaylı ölçülerini alıp montaj kısmında geri kalanları, motorlu kısımlarını, detaylı ne işlem istiyorsa kişiye özel tasarımlar yapabiliyoruz. Ve biz Bornova'dayız. Ama ben bu güzel mağazanın Bornova'yla sınırlı kaldığına inanmıyorum. Mutlaka İzmir'in, hatta İzmir'in ilçelerinin de gelip sizden faydalandığını düşünüyorum. Yani kısacası, müşteri portföyünüz nerelere kadar? Müşteri portföyümüz aslında çok geniş. Sadece İzmir için düşünmeyin bu olayı. Biz Ege bölgesinde ağırlıkta çok fazla gidiyoruz. Sadece İzmir'in kendi ilçelerindeki yerler dışında, atıyorum Manisa'da, Balıkesir'de, örnek veriyorum Çanakkale'de, diğer illerinde, Aydın'da devamlı gidiyoruz aslında bu bölgelere. Çünkü müşteri portföyü memnuniyet üzerine kurulan bir sistem olduğu için oralar bizi sosyal medya dışında kendi müşteri memnuniyetiyle arayıp da sipariş veren müşterimiz oluyor. Tabii gitmemiz gereken müşterimiz var. Özel tasarım isteyen müşterimiz oluyor. O yüzden genelde şehir dışında çok fazla ağırlık veriyoruz. Ama tabii yoğunluğumuz İzmir içinde. Özellikle Bornova, Karşıyaka, Bostanlı, atıyorum Merdiveri. Bu bölgeler zaten çok yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Baran Bey, yani başarıyı yakalamak için ben hep iletişim derim ama birçok konuda önem teşkil ediyor. Yani mağazanın düzeni, temizliği, o verdiğiniz ilk izlenim, daha sonra partnerlerinizin kalitesi, partnerlerinizin yenilikçi oluşu. Bakınız, fabrikalar toptancılara hizmet verir. Toptancılar perakendecilere. Ve perakendecinin işi işte bu noktada nihai tüketici olduğu için daha dikkatli, daha işini önemseyen, farklı bir yüz çizmek zorunda. Dolayısıyla benim size kısaca sormak istediğim şu. Yani sizin sektör birikimlerinizden ben yeni nesili yararlandırmak istiyorum, faydalandırmak istiyorum. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim sektörde Emel Hanım, personel sıkıntımız çok fazla oluyor. Altyapımıza yetişen personellerimiz olmuyor. Özellikle atölyeler kısmında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Atölyelerin yetersizliği, profesyonel olmamaları özellikle. Biz kendi içimizde kendi atölyemiz var. Bu konuda çok başarılıyız ama piyasada bu çok büyük bir sıkıntı. Özellikle personel sıkıntısı çok fazla yaşıyoruz. Montaj ekibini de bulmakta çok zorlanıyoruz. Yenisinin özellikle bu sektöre çok fazla ilgi duymaması, özellikle aslında çok güzel bir sektör olduğunu, ben bunu çıraklığına yaparak geldiğim için bu sektörün aslında çok başarılı, çok şeyler katabileceğini bizler inanıyoruz ama bunu yeni sektöre girecek çocukların, gençlerin önüne açmak lazım. Bu konuda yönlendirmek gerekiyor. Ya da çalışmalar yapmak gerekiyor herhalde ki bizim sektörümüzü daha nasıl başarılı hale getirebiliriz perakende sektörünü özellikle. Toptan veya fabrika kısmı farklı bir şekilde çalışıyor ama perakende kısmı biraz daha böyle iyi çalışabilir, iyi personeller yetiştirebilir, başarılı çocuklar yetiştirebiliriz, genişleyebiliriz, büyüyebiliriz. En büyük sıkıntılarımız aslında perakende bu. Yoksa kendi açımıza sorun yok. Kendi ekibimizde
Aile firması zaten burası. O yüzden bizde bir sıkıntı yaşamıyoruz ama genel gördüğüm sektörde böyle bir sıkıntı var. Bir de atölye kısmının biraz daha böyle profesyonel, biraz önce bahsetmiştim. Daha dikkatli, daha ilgili. Yani kısaca böyle anlatabilirim ama başka... Ben de küçük bir anımı o zaman sizinle paylaşayım. Evet. Yıllar önce, yani 15-20 sene olmuştur. Ankara'da bir mağaza çekimine gittiğimizde vitrini o kadar çok beğendim ki onlara şöyle bir teklifte bulunmuştum. Biz bu çekimi vitrinin içinde yapabilir miyiz? Ve vitrinin içinde çok o çekimi iyi. Gerçekleştirdik. İnanın bana. Demem o ki teşhirler, vitrin bunlar da önem teşkil ediyor mu? Şimdi A firma size çok kaliteli bir ürün getirir. Yenilikçidir de kulların ürünüdür, kulların rengidir. Koşan renktir, koşan üründür ama atölye ayağının öneminden bahsettiniz. Evet, atölye çok büyük önem taşıyor ama vitrin de veya showroom ayağında da ürünü sergilemek konusunda da ben sizin fikrinizi almak istiyorum. Tabii tabii. Bu zaten kumaşı fabrikalarımız üretiyor. Toptancılar bize onu iletiyor ama önemli olan kumaşı vitrinlerimize güzel tasarlayıp müşterimize sunabilmek aslında. Çünkü diğer türlü atölyenizde çalışan ekibimiz iyi olmadığı sürece, personel montaj ekibimiz iyi olmadığı sürece kumaş aslında normal bir kumaş parçası. Biz bunları nasıl tasarlarız? Nasıl daha güzel dikeriz? Hangi şekilde dikersek daha başarılı olur? O yüzden biz bunlara aslında çok dikkat ediyoruz. Vitrin çok mu önemli? Bence gerçekten çok önemli. Yani kumaşın nasıl durabileceğini bilmemiz gerekiyor. Hem satarken de bunu müşterimize çok iyi bir şekilde iletişim kurup kumaşın nasıl duracağı hakkında bilgilendirirsek satış konusunda daha çok başarılı oluyorsunuz. O yüzden teşhirlerimize dikerken buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Satabileceğimiz müşterimizin o şu anki gündemde olan moda renkleri kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden tasarımlarımızı biraz dikkatli, özenli seçmeye dikkat ediyoruz. Dikim konusunda da çok dikkat ediyoruz özellikle. Son dönemin moda olan dikimleriyle ilgili elimizden geldiğince çalışmaları yapıyoruz aslında. Evet. Nitekim ne giyerseniz o moda oluyor. Vitrine tabii. Ne asarsanız evet. O peynir ekmek gibi satılıyor. Yeter ki iyi değerlendirmek kesinlikle. Gerekir. Evet Baran Bey, demek ki yemeği pişirmek değil, yemeğin sunumu önemli. Evet, kesinlikle. Bizim işimiz o. Aynen. Dolayısıyla gelelim partnerlere. İşte onlardan biri İda. İda'nın ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir hatırlayalım mı? Hatırlatalım mı değerli seyircilerimize? Evet, değerli perdeciler. İda bir mekanik perde sistemcisi. İzmir'de bu işi layıkıyla yapmaya çalışıyor ve özellikle Ege, Akdeniz kalesi gibi görünse de Türkiye geneline İda ürün gönderiyor. Store perde, zebra perde, dikey perde, plise perde, ahşap jaluzi, screen perde, çiftli store, lazer kesimli storelar ve sayabileceğim kadarını burada saydım. Daha fazlası var efendim. Daha fazlası nedir diye soracak olursanız motorlar ile de ürünlerini konforlu hale getiriyor elbette İda. Dolayısıyla biz İda'nın ürünlerini en bilir kişiye soralım. Bir İda satıcısına ve Baran Bey'e dönelim. Storelardan başlayalım mı? Tabii ki. Nasıldır yani, çeşitleri? Yelpaze çok geniş aslında İda'nın. Bu konuda çok başarılar. Screen'den karartmasına, normal mat polyesterinden leke tutmayan storelarına kadar yelpaze çok geniş. O konuda çok başarılar özellikle store konusunda. Atlama çeşitlerinde, üst profillerinde, yan kapaklarında, kapalı kasalarında, o konuda renk çeşitlerinde. O yüzden bize çok alternatifler sunduğu için o yüzden çok iyi çalışmalarımız oluyor kendisiyle. Bu sadece store kısmı aslında. Bunun zebra kısmı var, geri kalan dediğiniz gibi ahşap kısmı var. Dikey kısmı var. Lazer kesimde çok iyiler. Kendileri yaptıkları için çok başarılılar. İstediğimiz ölçülere göre de tasarlayabiliyorlar zaten ölçüleri. O yüzden store yelpaze kısmı çok geniş. O yüzden çok da memnunuz bu konuda. Baran Bey, yani insan işine para harcarsa başarının yarısını da bu şekilde yakalamış olur. Ben İda'nın atölyelerini gezdiğimde şunu çok net size söyleyebilirim. Teknolojinin getirdiği tüm donanımları atölyesine taşımış. Evet. Bu donanımları gerçekten işinin ehli olan ustalara emanet etmiş. Dolayısıyla bir de onların da partnerleri var biliyorsunuz. İda'nın da tedarikçileri tabii, var. Tabii. Kaliteden yana bir marka İda. Tedarikçileri de kendi gibi kaliteli seçince sizlere de güzel iş çıkarıyor. Ama bunun bir de madalyanın arka tarafı var. Nedir arka tarafı? Lojistik, ürününe güvenip arkasında durma, güçlü iletişim, değil mi? Bunlar kesinlikle, çok önemli. Kesinlikle çok önemli.
Ben bunları da sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Mesela siz İzmir Bornova'dasınız ama düzensiz bir firma. İzmir Bornova'da olmanızın bir önemi yok. Göndereceği ürünü zaten gönderemez. Ama düzenli bir firma buradan Diyarbakır'a da yollar, buradan yurt dışına da yollar. Evet. Önce lojistiğini ele alalım mı İDA'nın? Tabii ki. İDA bu konuda çok başarılı. Düzen konusunda inanılmaz başarılılar. Haftanın iki günü sevkiyat konusu var İzmir içinde bizi. O yüzden bu bizim için çok önemli. Müşteri satan kısmında da çok başarılı oluyorlar. Çünkü düzen bu sefer bize de düzeni getiriyor. Yani müşteri teslimatlarımız çok programlı gitmeye başlıyor. O konuda bizi çok destekliyorlar tabii. Haftanın iki günü olması çok iyi. Paketleme sistemleri inanılmaz çok iyi. Yani müşteriye giderken tedirginlik içinde hissetmiyorsunuz. Bu çok önemli bir olay tabii perakende mağazası için. Ürünün ne kadar kaliteli geldiğini zaten paketleme sisteminden anlayabiliyorsunuz. Müşteri hizmetlerinde mesela şey yapabiliyoruz. Yani ürünü şehir dışına kargolatabiliyoruz. Yani sadece mağazamızdan almak zorunda değil. Şehir dışından siparişlerimize direkt fabrikamızdan direkt müşterimizin bulunduğu şehre yönlendirebiliyoruz. O yüzden paketleme kısmı bize geldiğine kadar kısmı çok başarılı idim. Ve stok. Stok kafanızı karıştırmamalı. Yani bir ürünü müşteriye beğendirdiğiniz andan itibaren acaba bu stokta var mıdır? Ya ben sipariş vereceğim ama gelir mi diye bir gayle içerisinde olmamanız evet. lazım. Size bu imkanları toptancınız yani partneriniz çok iyi sunmak zorunda. Dolayısıyla İDA'da hiç böyle bir şeye rastladınız mı? Lütfen rastladıysanız eğer açık yüreklilikle söyleyiniz bize. Bunu çok net söyleyebilirim. İDA'da bu problemi yaşamıyorsunuz. Zaten sizi çok rahat bilgilendiriyorlar. Eğer komer stokla ilgili problem yaşandığı zaman hemen mesaj atıyorlar. Bu stoklarımızda bu ürünler sıkıntı olabilir. İleriki dönemde sıkıntı yaşamalısınız. Birkaç haftalık siparişinize dikkat edin diyor. Özellikle bilgilendiriyor. Bu bizim için çok önemli bu olay. Biz de ona çok dikkat ediyoruz ki genel anda satarken bunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü müşterimizin önüne kartelayı serdiğimiz zaman gönül rahatlığıyla diyebiliyoruz. Yani üründe stok sıkıntısı yok, kumaş sıkıntısı yok, defo problemi yok, hatalı gelme ihtimali yok. O yüzden satarken gönül rahatlığıyla satabiliyorsunuz. Bu bizim için çok büyük avantaj oluyor. Yani siz o zaman doğru yolda, doğru partnerle... Kesinlikle. Çok daha uzun yollara gideceğimizi düşünüyorum kendisiyle. Peki Alican Bey, Çayhan Bey, Dilek Hanım, yani aranızdaki bağ, dostluk hangi noktada? Biz Alican Bey, Çayhan Bey, Dilek Hanım'la zaten uzun süredir beraberiz. Özellikle Alican Bey ve Çayhan Bey'le artık olayımız ticari boyutun dışında bir aile gibiyiz. Yani özel vakitler geçirdiğimiz günlerimiz var. Sağ olsunlar. Bizler onlarla artık bir şey gibi diye düşünmüyoruz artık. Ticari boyutun dışında aile bağımız güçlü. Hem hemşirelik olması, diyalogların çok iyi olması, samimi olmaları, içten olmaları bizi yani çok etkiliyor. Boyut olarak bir artık dostuz öyle söyleyeyim aslında. Çok uzun sürelerde ileride çok iyi şeyleri yapacağımızı düşünüyorum. O zaman efendim biz daha fazla sizi yormayalım. Soracağım tüm sorulara, sorduğum çok tüm sorulara cevap buldum. Ben bu güzel mağazada size başarılar diliyorum. Ve son olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim kameraya. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkürler. Alican Bey'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. Emel Hanım'a perde saçılarına çok teşekkür ediyorum. Bizi gelip bu konuda bilgilendirdikleri için, böyle bir çalışma yaptıkları için çok teşekkürler. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Asıl teşekkürü biz ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, değerli sektör mensupları. İDA markasıyla bildiğiniz İzmir Design Mekanik Perde Sistemlerinin çok değerli bir müşterisini ziyarete geldik. Lara Home Perde'nin sahibi Baran Ekici ile birlikte olduk. Efendim Baran Bey ne güzel cevaplar verdi. Belli ki donanımlı ve bu mağazaya çok şey katan bir beyefendi. Biz Baran Bey'e, değerli kardeşine, mağaza çalışanlarına başarılar dilerken efendim şunu da ilave edelim. Bir başka İDA müşterisinde görüşeceğiz inşallah sizlerle. Efendim şimdilik İzmir Bornova'dan. Hoşça kalın.